tarifte erik marmelatından erik pestili elde edeceğiz. Yazın yaptığım erik marmelatının yarım litre erik marmelatını tencereye aldım. Yarım litre de su ilave ettim. Şimdi tekrar bir tadını kontrol edeceğim. Siz tadını ekşi veya tatlı olmasını nasıl isterseniz o şekilde şekerini ilave edebilirsiniz ekstra. Kontrol ettim. Gayet tadı güzel. Dediğim gibi siz tadını kontrol ederek de şeker ilavesi yapabilirsiniz. Ve erik marmelatını iyice kaynatıyorum bu aşamada. Marmelatımız kaynarken biz nişastamızı hazırlayalım. Şöyle 1,5 yemek kaşığı nişasta kullanacağım. Soğuk su ile açıyorum ki topaklanmasın. Nişastayı iyice açtım. Kaynamakta olan marmelata 1,5 yemek kaşığı nişastayı ilave ediyorum. Ve karıştırıyorum. Bu şekilde nişastayı önceden çözerseniz topaklanma olmaz, yoksa çok uğraşırsınız. Evet. Peltemiz kıvam almaya başladı. Artık ocaktan indirme vakti geldi. Kaynattığım pelteyi yağlı kağıda ince bir tabaka şeklinde döküyorum. Şöyle ince bir şekilde yağlı kağıdımıza yayalım. Bir miktarında cevizli yapacağım. Şöyle bu miktarda da cevizi ilave ediyorum. Şöyle marmelatımı yağlı kağıt serili tepsiye yayıyorum. Pestilim kuruduktan sonra diğer aşamasının çekimini yapıp sizinle videoyu paylaşacağım. İkinci tepsim çok ince olmuştu. Bir miktar da tenceremde kaldı. Onu birinci tepsime, bu biraz az cevizli olacak, şöyle yayıyorum. Erik pestillerini kurumaya bıraktım. Kuruduktan sonra ne kadar sürede kuruduğunu ve kesme aşamasını sizinle paylaşacağım. Şimdi Ocak ayındayız. Erik pestilini yaptım ve güneş gören bir yerde bir hafta kuruttum. Şimdi artık kesme aşamasına geldim. Yağlı kağıda serildiği için kesimi kolay oluyor. Çıkarılması kolay oluyor. Böyle dilediğiniz büyüklükte kesebilirsiniz. Kolaylıkla yağlı kağıttan ayrılıyor bu şekilde. Kenarından hafif şu şekilde açıp kaldırabilirsiniz. Gördüğünüz gibi kolaylıkla kalkıyor. Kış yaz dilediğiniz mevsimde marmelatı bu şekilde
pestil yapabilirsiniz. Evinizde steril ortamda yaptığınız pestili güvenli çocuklarınıza yedirebilirsiniz. Pestilleri ayırdım. Daha sonra dilediğiniz şekillerde katlayabilirsiniz. Bu şekilde üçgen zemin olarak biraz daha ışıklı bir zeminde de hazırlayabilirim. Daha iyi görmeniz açısından. Şu şekilde üçgen de yapabilirsiniz. Şu şekilde. Dilerseniz rulo da yapabilirsiniz ama muska şeklinde daha muntazam oluyor şekil olarak. Şöyle. Bu şekilde katlıyorum. Şu şekilde rulo da yapabilirsiniz. Böyle rulo şeklinde de yapıp değerlendirebilirsiniz. Kolaylıkla şekil veriliyor. Erik pestilimiz hazır. Deneyeceklere afiyet olsun. Kanalıma abone değilseniz abone olup izlemeyi, beğenmeyi, yorum yapmayı unutmayın. Bir sonraki tarifte görüşmek üzere. Hoşça kalın.